Merhaba sevgili satran severler. Bu bir bilgilendirme videosu. Sizlere birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kanalımızda bir düzenleme yaptık. Daha devam edecek. Oynatma listesine girdiğiniz zaman açılış isimlerini görebilirsiniz. Oynadığımız, şimdiye kadar oynadığımız, yüklediğimiz ve yükleyeceğimiz pratik derslerimizin videoları aynı zamanda sınıflandırıldı açılış olarak. Daha bitmedi tabii ki, devam ediyor sınıflandırma. Açılış isimleriyle de göreceksiniz. Yani büyük bir arşiviniz olacak herhangi bir açılışta. Sürekli pratik oynandığında açılışla ilgili. O dosyanın altına yüklenmiş olacak. Ayrıca birkaç yeni dosyamız daha var. Bunlardan bir tanesi Tahtada Kaos diye bir dosya açtık. Burada yüklenecek videolar belki de çoğunuzun görmediği satranç tarihinin en keskin, en kanlı oyunlarıyla ilgili. Bir tanesini oraya yükledik ama zamanı var. Hepsini bir program dahilinde yapmaya karar verdik. Zamanlama yaptık. Bu zamanlamalarla ilgili de bahsedeyim. Bu Tahtada Kaos için de geçerli. Sonra her ne kadar ben karşı çıksam da satrancın ruhuna aykırı olduğunu iddia etsem de satrançta tuzaklar var. Bu bir gerçek. Ve biz bu tuzakları öğrenmek için değil, bu tuzaklardan nasıl kaçmamız gerektiği doğrultusunda Satrançta Tuzaklar diye bir bölüm açtık. Bu bölümde satrançta tuzaklardan bahsedeceğiz. Açılışlarda ve bu tuzaklardan nasıl kaçabiliriz? Nasıl korunabiliriz bu tuzaklardan? Bunları da öğrenmiş olacaksınız. Tabii ki amacımız bu tuzakları uygulamanız değil. Benim isteğim. Çünkü satranç tuzak oyunu değildir. Tuzaklar tabii ki vardır ama kurallarıyla oynanması gerekiyor satrancın. Her zaman buna inanmış birisiyim. Hem tuzakları öğrenmiş olacaksınız bu videolarda, hem de tuzaktan korumanın yollarını öğrenmiş olacaksınız. Bir diğer yeni dosyamız da Anılar Tahtada Canlanıyor. Çok ilginç hikayeler var. Benim bildiğim, bana anlatılan, Vaskov döneminde olsun, benim işte abilerim olsun. Bunları paylaşacağım sizlerle. Mümkün olduğu kadar anlatılan hikayenin oyununu da bulup, aynı zamanda oyunu anlatarak bu hikayeyi paylaşmayı düşünüyorum. Böyle bir dosyamız daha olacak artık. Oynatma listemizde bir başlık açtık. Bir de açılışlarla ilgili ankete göre 7 açılış belirlendi. Pazartesi günleri Fransız savunmasını yüklemeyi düşünüyoruz. Her pazartesi yüklenecek. Salı günleri Benoni defans yüklenecek. Her salı. Çarşamba günü İtalyan açılışına devam edeceğiz. Her çarşamba İtalyan açılışı yüklenecek. Perşembe günü Sicilya savunması yüklenecek her perşembe. Ki bugün Sicilya'yı yükledik. Cuma günleri İspanyol açılışı yüklenecek. Cumartesi günleri Şahint defansı. Pazar günleri de Karokan savunması yüklenecek. Artık her hafta açılışların günleri de belli olacak ve bu günlerde açılışlar yüklenmiş olacak. Bir aksilik olmazsa bilgisayar ve elektrik anlamında. Çünkü benim bir ara bir internet problemim olmuştu. Bulunduğum yerde maalesef fiber internet olmadığı için ADSL ile bağlanabiliyorum ve yükleme sıkıntısı yaşıyordum. Biraz çözüldü gibi ama halen devam ediyor. Yani bir aksilik çıkmazsa bilgisayarlardan veya yükleme anlamında bugünlerde genelde yüklenecek. Ben turnuvaya gittiğimde de yüklemeyi planlıyoruz bir aksilik çıkmazsa. Bu bilgilendirmeyi yapmak istemiştim. Oynatma listesine girip görebilirsiniz değişiklikleri. Açılan yeni dosyaları oynatma listesi isminde. Açılış isminde. Pratik derslerimizde tek tek inceliyoruz. Hangi açılışa daha iyiyse o açılışla ilgili dosya açıyoruz eğer yoksa, ve onun üzerine de yüklüyoruz. Yani pratik ders videoları başka bir dosya altında da olacak. Oynatma listesinden görebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum sizlere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Siz destek oldukça bizim de yeniliklerimiz devam edecek. Derslerimizde görüşmek üzere.